Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sözcük yapısı ve eklerle ilgili konu anlatımı yapmış olacağım. Sözcükler yapıları yönüyle arkadaşlar üçe ayrılır. Basit sözcük, türemi sözcük ve birleşik sözcük olmak üzere. Hatırlarsanız daha önceden ben size bu konuyu anlatmıştım. İsteyen arkadaşlar sınav ajandası, Türkçe konu anlatımı oynatma listesindeki şu videolardan bu konulara ulaşabilir. İsimlerde yapı konusunu dinlemek isteyen arkadaşlar 16.30 ile 21.38 dakikaları arasında bu konu bulunmakta arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar buradan dinleyebilir. Yine sıfatlarda yapı 26.40 ile 35.35 arasında, fiilde yapı ise 16.21 ile 32.34 arasında bulunmaktadır. Konuların bitiminde tekrardan bu konuyu arkadaşlar ayrı bir video şeklinde de çekip atmayı düşünüyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Eklerle ilgili konuya geçmeden önce şunu belirtmek isterim. Türkçe Ural Altay dil ailesinin arkadaşlar Altay koluna bağlıdır. Aynı zamanda Türkçe sondan eklemeli bir dildir. O yüzden de biz sözcüklerin köküne ekler getirerek arkadaşlar yeni kelimeler türetme yoluna gideriz. Şimdi konunun detaylarına geçelim isterseniz. Kök nedir? Arkadaşlar, bir sözcüğün anlamı ve yapısı bozulmadan oluşan dilin anlamlı en küçük parçasına biz kök diyoruz. Diğer bir ifadeyle sözcüğün yapım eki ve çekim eki, bakın, almamış haline denir. Bakın şimdi, balıkçılık kelimesinde kelimenin kökünü bal olarak alabilir miyim? Alamam arkadaşlar. Neden? Çünkü balla balık arasında bir anlam ilgisi yok. O yüzden kelimenin kökü bal değildir. Kelimenin kökü nedir? Balıktır. Balıkmak diyemediğim için de bu isim köküdür. Balıktan balıkçı olmuş. Yine isim olma özelliğini devam ettiriyor. O yüzden bu ek nedir? İsimden isim yapım ekidir. Balıkçıdan da balıkçılık olmuş. İşin sektör haline gelmiş şeklidir arkadaşlar. Bu da isimden isim yapım eki almış. Görmüş olduğunuz gibi balıkçılık kelimesinin kökü nedir? Balıktır. Bu da isim kökündedir arkadaşlar. Gölgelik kelimesine baktığımızda kelimenin kökünü göl olarak alabilir miyiz arkadaşlar? Gölle gölge arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok. O yüzden kelimenin kökü göl değildir, bakın. Gölgedir. Gölge nedir peki? İsimdir. O yüzden biz buna ne diyoruz arkadaşlar? İsim kökü diyoruz. Gölgeden ne olmuş? Gölgelik olmuş. Bu da isimden isim yapım ekidir. Anlamlı en küçük parçasına indiğimizde gölge karşımıza çıkıyor. Bu da isim kökü görevinde kullanılmıştır. Sistemci kelimesine baktığımızda kelimenin kökünü sis olarak alabilir miyiz? Sis ile sistem arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sistem yine arkadaşlar nedir? İsim köküdür. G de isimden isim yapım ekidir. Bakın, anlamlı en küçük parçasına indiğimizde kelimenin kökü sistemdir. Bu da isim kökü göreviyle kullanılmıştır. Kısacası arkadaşlar, anlamlı en küçük parçası diyorsak o kelimeyle anlam ilgisi olan en küçük parçaya inmek gerekiyor. Buna dikkat edelim. Şimdi biz kökleri isim soylu kökler ve fiil soylu kökler olmak üzere arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Örneklerimize bakalım. Sırdaş dediğimde sır, sonuna makmek eki getiremediğimiz için isimdir arkadaşlar. Dolayısıyla isim köküdür. Sırdan sırdaş olmuş. Bu da isimden isim yapım ekidir. Bakın, isim kökü görevinde kullanılmış bir sözcük. Ottan otçul, yine otun sonuna makmek eki getiremediğim için bu da isim köküdür. Çul da nedir arkadaşlar? İsimden isim yapım ekidir. Köy yine isimdir. İsim köküdür. Köyden köylü olmuş. Bu da nedir arkadaşlar? İsimden isim yapım eki almıştır. Bakın, sır, ot ve köy kelimelerinin kökü nedir? Sonuna makmek eki getiremediğimiz için arkadaşlar isimdir. Yorulmak kelimesine baktığımızda kelimenin kökü yordur. Yormaktan gelir arkadaşlar. O yüzden bu nedir? Fiil köküdür. Yormaktan yorulmak olmuş. Fiilden fiil yapım ekidir. Dolayısıyla sözcüğün kökü fiildir arkadaşlar. Görüşmek kelimesine baktığımızda kelimenin kökü görmektir. Fiil köküdür.
Görmekten görüşmek olmuş. Yine fiilden fiil yapım eki almış. Ama sözcüğün kökü nedir? Fiildir. Bakınmak kelimesine bakacak olursak, bakın bakmak burada yine fiil kökündedir. Bakmaktan bakınmak olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. Dolayısıyla bu da fiil kökü göreviyle kullanılmıştır. Dikkat edecek olursanız yormak, görmek ve bakmak kelimeleri nedir arkadaşlar? Fiil kökü göreviyle kullanılmış sözcüklerdir. Biz kökleri de bu şekilde isim soylu kökler ve fiil soylu kökler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Kökler de kendi içinde ortak kök ve sesteş kök olmak üzere arkadaşlar ikiye ayrılır. Ortak kök diğer adıyla kökteş sözcük. Aralarında bir anlam ilgisi olan ve hem isim kökü hem de fiil kökü olarak kullanılan sözcüklere denir. Burada dikkat etmemiz gereken husus şu, aralarında muhakkak arkadaşlar bir anlam ilgisi olacak bunların. Ortak kök ya da kökteş sözcüğü sorarsa bize anlam ilgisi olmasına dikkat ediyoruz. Örneklerimize bakalım. Bayramlarda küskünler birbiriyle barışır. Barışmak nedir arkadaşlar? Bakın burada fiildir. Ülkemizde mutluluk, barış ve bereket getirdiğin ifadesinde ise barış sözcüğü burada isimdir. Eyleme vermiş olduğumuz isim, dolayısıyla aralarında bir anlam ilgisi vardır. Bundan dolayı bu sözcükler nedir arkadaşlar? Kökteş sözcüktür. Geçen sene aldığımız ayakkabı iyice eskimiş. Eskimek nedir burada? Fiildir. Eskileri getir, yeniyi götür kampanyası başlamış ifadesinde eski sözcüğü burada isimdir. Bakın yine eyleme vermiş olduğumuz ismin adıdır arkadaşlar. Aralarında bir anlam ilgisi var. O yüzden bu da kökteş sözcüktür. Kardeşleriyle yaramazlık yapıyor, onlarla güreşiyordu. Güreşmek nedir burada? Fiildir, eylemdir. Güreş bizim milli sporumuz derken de güreş burada isimdir. Eyleme vermiş olduğumuz isimdir güreş sözcüğü. Dolayısıyla yine aralarında bir anlam ilgisi var. Bu da kökteş sözcüktür. 3 gündür yemediğiniz yoğurt dolapta ekşimiş. Ekşimek fiildir. Bahçeden topladığımız yeşil erikler ekşiydi ifadesinde ise ekşi burada nedir? İsimdir. Eyleme vermiş olduğumuz isim olarak yine karşımıza çıkmaktadır. Aralarında bir anlam ilgisi vardır. Bundan dolayı biz buna da yine kökteş sözcük adını veriyoruz arkadaşlar. Sesteş kök, diğer adıyla eş sesli kök. Bakın aralarında anlam ilgisi olmayan, yazılışları ve okunuşları aynı olmakla birlikte hem isim hem de fiil kökü olan sözcüklere denir. Burada da dikkat etmemiz gereken husus şu, anlam ilgisi olmayacak arasında arkadaşlar. Bakın, çocuklar havuzda güzelce yüzüyor derken yüzmek nedir burada? Fiildir, iş ve hareket bildirir. Sınavdan aldığı puan yüzü derken yüz burada nedir arkadaşlar? İsimdir, sayı görevindedir. Fakat yüzmekle sayı olan yüz arasında bir anlam ilgisi var mı? Yok. O yüzden bu sözcükler nedir arkadaşlar? Sesteş kök özelliği göstermektedir. Söylediğim şeyleri tek tek yazılı cümlesinde yazmak yine fiildir. Yaz yağmurlarından seralar çok etkilendi cümlesinde ise yaz sözcüğü burada isimdir. Aralarında herhangi bir anlam ilgisi var mı? Yok. O yüzden arkadaşlar bu da yine sesteş kök özelliği göstermektedir. Bana bakıp hiç durmadan gülüyordu ifadesinde gülmek fiil. Doğum gününde senden istediği bir demet güldü ifadesinde ise gül sözcüğü burada çiçek anlamına gelmiş. O yüzden isimdir. Arkadaşlar gülmekle gül arasında herhangi bir anlam ilgisi var mı? Yok. O yüzden bu da yine nedir? Sesteş kök özelliği göstermektedir. Sanırım aradaki farkı anladınız arkadaşlar. Kökteş kök derse anlam ilgisi olacak. Sesteş kök derse anlam ilgisi olmayacak. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi geçelim gövde nedire. Gövde arkadaşlar bir sözcüğün herhangi bir yapım eki almış haline denir. Bakın şimdi önerge kelimesine baktığımızda kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Öndür. Bu nedir? İsimdir. Dolayısıyla isim köküdür. Önden önermek olmuş. Bu da isimden fiil yapım ekidir.
İşte değerli arkadaşlar, bakın biz şu haline ne diyoruz buna? Gövde adını veriyoruz. Önermekten de önerge olmuş. Yine fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla önerge sözcüğü gövdeden türemiştir. Bu tarz sorular da gelmektedir. Bunlara dikkat edelim. Yağmurlu kelimesine baktığımızda kelimenin kökü yağmaktır arkadaşlar. Fiil köküdür. Yağmaktan yağmur olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Biz şu kısma ne diyoruz arkadaşlar? Gövde adını veriyoruz. Yağmurdan da yağmurluk olmuş. Tekrar isimden isim yapım eki almış. Görmüş olduğunuz gibi yağmurluk kelimesi nereden türemiş? Gövdeden türemiştir. Bölgesel dediğimizde kelimenin kökü bölmektir. Fiil köküdür arkadaşlar. Bölmekten bölge olmuş. Yine fiilden isim yapım eki almış. Biz bu kısma ne diyoruz? Bir tane yapım eki aldıktan sonraki kısmına gövde diyoruz. Bölgeden de bölgesel olmuş. İsimden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bölgesel kelimesi de yine neyden türemiş arkadaşlar? Gövdeden türemiştir diyebiliriz. Kök ve gövdeyi gördükten sonra arkadaşlar ekler konusuna geçiyoruz. Bakın eklendiği sözcüğün anlamını ve türünü değiştiren ya da sözcükleri arkadaşlar yeni görevler yükleyen harf ya da harflere denir. Türkçe sondan eklemeli bir dildir arkadaşlar ve kendi içinde ikiye ayrılır. Çekim ekleri ve yapım ekleri olmak üzere. Yapım ekleri 4 tanedir. İsimden isim, isimden fiil, fiilden fiil ve fiilden isim yapım ekleri olmak üzere. Çekim ekleri ise bu da kendi içinde ana başlık olarak isim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. İsim çekim ekleri, hal durum ekleri, bu da kendi içine 4'e ayrılıyor. Yaklaşma, bulunma, ayrılma, belirtme, hal eki olmak üzere. Tamlayan ekleri, tamlanan ekleri, çoğul ekleri, eşitlik ekleri, vasıta ekleri ve ek eylemi olmak üzere 7 tane isim çekim eki vardır. Bunun yanında fiil çekim eklerine bakacak olursak kip ekleri, şahıs ekleri ve ek eylemi olmak üzere 3 tane de arkadaşlar fiil çekim eki bulunmaktadır. Şimdi isterseniz konunun detaylarına geçmiş olalım. Çekim eklerini bir hatırlarsanız arkadaşlar ikiye ayırmıştık. İsim çekim ekleri ve fiil çekim ekleri olmak üzere. Şimdiki konumuz isim çekim ekleri. Bunlardan birincisi hal durum ekleri. Hatırlayın bu da kendi içine 4'e ayrılmıştı. Yönelme, diğer adıyla yaklaşma durum eki. Ekler nedir arkadaşlar? E, A ekidir. Bunlar dikkat edin isimlere geliyor. İsim çekim ekleri diyoruz arkadaşlar. Anlamı nedir bu ekin? Eklendiği isimlere genellikle yönelme ve yaklaşma anlamları veren eklerdir. Bakın sözcüğün anlamını değiştirmiyor. Sadece sözcüğe bu anlamları yüklüyor arkadaşlar. Örneklerimize bakalım. Babasına yeni bir gömlek aldı ifadesinde baba, bakın isim köküdür. Buradaki A nedir arkadaşlar? Yönelme ya da yaklaşma hal ekidir. Dolayısıyla arkadaşlar cümlede ne anlamı katmıştır bu ek? Babasına dediğime göre kimin babası? Onun babası. Cümleye de bakın aitlik anlamı vermiştir. Sabaha İstanbul'a varmış oluruz cümlesinde sabah isim köküdür. Buradaki A da arkadaşlar yaklaşma hal ekidir. Bakın cümleye ne anlamı katıyor arkadaşlar? Zaman bildiren bir sözcüğe eklendiği için zaman anlamı katmıştır diyebiliriz. Yine İstanbul'da isim köküdür. Buradaki A da yönelme ya da yaklaşma hal eki olarak kullanılmıştır. Kardeşleriyle eve doğru koştu cümlesinde ev isim köküdür. Buradaki E ise arkadaşlar yaklaşma hal ekimizdir. Burada ise cümleye eve doğru demiş. Bakın yönelme anlamı katmıştır diyebiliriz. Hal durum eklerinden ikincisine geçiyoruz arkadaşlar. Bulunma kalma durum eki. D'da TTA ekidir. Bakın benzeşmeye, sertleşmeye de uğrayabiliyor. Eklendiği sözcüklere bulunma ve kalma anlamı veren eklerdir. Her zaman nasıl yazılır arkadaşlar? Bulunma hal eki bitişik yazılır. Yazım kuralı olarak yine karşınıza çıkabilir. Buna dikkat edin. Örneklerimize bakalım. Misafirlerini salonda ağırladı cümlesinde salon
isim köküdür. Dağ burada bulunma hal ekidir. Görmüş olduğunuz gibi cümlede ne anlamı katıyor arkadaşlar? Nerede ağırlamış? Salonda bulunma anlamı katmıştır diyebiliriz. Gençliğimizde biz de geceleri gezmeye çıkardık ifadesinde. Bakın gençlik isimdir arkadaşlar. Buradaki de nedir? Bulunma hal ekidir. Burada ne anlamı katmış? Ne zaman çıkardık? Gençliğimizde. Burada ise zaman anlamı vermiştir. Anne ve babasını ayakta karşıladı cümlesinde ayak sözcüğü isim köküdür. Ta bakın burada benzeşmeye uğramış. Bulunma hal ekidir, bu değişen bir şey yok arkadaşlar. Burada ne anlamı katmış? Karşılamak fiil, nasıl karşılamış? Ayakta cümlede ne anlamı vermiştir? Durum anlamı katmıştır diyebiliriz. Sınıfın en gözde öğrencisi Serkan'dı cümlesine baktığımızda göz burada yine nedir? İsim köküdür. Peki buradaki de arkadaşlar bulunma hal eki midir? Değildir arkadaşlar. Siz de dikkat edecek olursanız buradaki de eki göz kelimesinin anlamını değiştiriyor. Popüler anlamına geliyor. En önde olan anlamına geliyor. Dolayısıyla sözcüğün anlamını değiştirdiği için bu ek nedir? Gözden gözde olmuş, isimden isim yapım ekidir. Bu tarz kullanımlara da dikkat edelim. Olabiliyor arkadaşlar. Karşınıza çıkabilir. Önemlidir. Dördüncü ifade. Dikkat edin lütfen. Hal eklerinden üçüncüsüne geçiyoruz. Ayrılma, diğer adıyla çıkma durum eki. Dendan, tentan ekleridir. Bakın yine benzeşmeye uğradığını görüyoruz. Eklendiği sözcüklere ayrılma ve çıkma anlamı veren eklere denir. Kızılay'a dolmuşlar bu duraktan kalkıyor ifadesinde. Bakın buradaki A nedir arkadaşlar? Yaklaşma durum ekidir. Duraktan ifadesinde ise durak isim köküdür. Tan nedir buradaki? Benzeşmeye uğramış. Bu da ayrılma hal eki olarak bilinir. Ne anlamı katıyor? Dolmuşlar nereden ayrılıyormuş? Duraktan. Burada da ne anlamı katmıştır? Ayrılma anlamı katmıştır arkadaşlar. Üzüntüden iki dirhem bir çekirdek olmuş cümlesinde yine üzüntü isim köküdür. Den burada nedir arkadaşlar? Ayrılma hal ekidir. Cümleye ne anlamı katmış? Neden? Üzüntüden. Dolayısıyla arkadaşlar cümleye de neden anlamı katmıştır diyebiliriz. Memleketten bize peynir, yumurta ve yoğurt getirmiş cümlesinde memleket isim köküdür. Ten burada benzeşmeye uğramış. Yine de olsun arkadaşlar, bu nedir? Ayrılma hal eki olarak kullanılmıştır. Eklendiği cümleye de yer anlamı katmış. Nereden getirmiş? Memleketten. Öğrencilerine her zaman candan davranırdı cümlesinde ise can, bakın isim kökü. Dan ise burada dikkat edecek olursanız görev olarak değil arkadaşlar, sözcüğün anlamını değiştiren bir yapım eki olarak karşımıza çıkıyor. Can, candan. Can, hayat, yaşam demek. Candan samimiyet, içtenlik demek. Dolayısıyla sözcüğün anlamını değiştirdiğinden dolayı bu da isimden isim yapım ekidir. Buna da dikkat edelim. Bu tarz kullanımlarda yine karşımıza çıkmaktadır. O yüzden dördüncü madde önemlidir arkadaşlar. Geçiyoruz belirtme durum ekine. Diğer adıyla yükleme durum ekidir bu. I, i, u ve ü ekleridir. Eklendiği sözcüğü ya da sözcük öbeğini dikkat edin arkadaşlar, belirtili nesne yapar. Bu yüzden de belirtili nesnenin olduğu her cümlede belirtme hal eki vardır diyebiliriz. Bakın, Ender kitabı yerden alıp masanın üstüne bıraktı cümlesinde bıraktı yüklem kim? Ender özne. Neyi bıraktı? Kitabı. Bu nedir? Belirtili nesnedir. Buradaki ı ekimizde arkadaşlar bize belirtme eki olarak çıkmaktadır. Oğuzhan ayranı bir yudumda içti. İçti yüklem kim? Oğuzhan özne. Neyi içti? Ayranı. Bakın bu da belirtili nesnedir. Yine buradaki ı eki de belirtme hal ekidir arkadaşlar. Doktora eşinin sağlık durumunu sordu cümlesinde sordu yüklem kim? O. Gizli özne. Kime sordu? Doktora. Bakın dolaylı tümleç. Neyi sordu? Eşinin sağlık durumunu. Bu nedir arkadaşlar? Bu belirtili nesnedir. Peki eşinin durumu dersem buradaki u iyelik ekidir.
Bakın buradaki u ise, yani ikinci u ise belirtme haleki olarak kullanılmıştır. Şimdi önemli bir notumuz var arkadaşlar. Hal durum eki almamış sözcüklere ismin yalın hali denir arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi yalın hali ile basit sözcük karıştırılmamalı arkadaşlar. Yalın hali hal durum eki almamış sözcüklere denir. Basit sözcük ise yapım eki almayan sözcüklere denir. Lütfen dikkat edin. Aslı'nın saçları çok güzel görünüyor ifadesinde Aslı yalındır. Saçları yalındır. Çok yalındır. Güzel sözcüğü yine nedir? Yalın olarak kullanılmıştır. Çünkü buradaki ın eki tamlayandır. Buradaki ı eki de arkadaşlar iyelik ekidir. İsmin hal durum eklerini almamıştır bakın buradaki sözcükler. Ölüm onu uykuda yakalamış ifadesinde ölmekten ölüm olmuş. Bakın bu türemiş bir sözcüktür. Aynı zamanda nedir arkadaşlar? Yalındır. Neden? Çünkü hal durum ekini almamıştır da ondan dolayı. Uykuda kelimesine bakacak olursak, bakın D hal ekini aldığı için bunu alamayız. Yine onu kelimesi, buradaki U da arkadaşlar belirtme hal eki olduğu için bu da yalın halde kullanılmamıştır. Bunları da alamayız. Öğrenciler hep bir ağızdan aynı şarkıyı söyledi cümlesinde. Öğrenciler larler çekim ekini almıştır fakat hal durum ekini almadığı için yalındır. Yine hep sözcüğü yalındır. Bir sözcüğü yalındır. Ama ağızdan sözcüğü dan hal ekini aldığından, yani ayrılma hal ekini aldığından dolayı yalın değildir. Şarkıyı kelimesi de yine ı belirtme hal ekini aldığı için yalın değildir. Bunlara da dikkat edelim. Bu tarz sorular da yine gelmektedir arkadaşlar. Evet, geçiyoruz isim çekim eklerinden tamlayan ilgi eklerine arkadaşlar. Hatırlarsanız tamlamalar konusunda bunu anlatmıştık. İsim tamlamalarında birinci sözcüğün, yani tamlayanın aldığı eklere denir. Bu ekler neydi arkadaşlar? İn, in, un, ün, im ekleridir. Bazen araya n kaynaştırma giriyor. N, nin, nun, nün de olabiliyordu hatırlarsanız. Örneklerimize bakalım. Evin en hamarat kızını istemeye gittik cümlesinde. Bakın evin kızı belirtili isim tamlaması. Buradaki in eki nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Vitrindeki elbisenin rengi çok güzeldi. Bakın elbisenin rengi, yine her ikisi de ek aldığı için belirtili isim tamlaması. Buradaki in eki de yine tamlayan eki olarak bilinmektedir. Tatilciler ucuz tatilin tuzağına düşüyor cümlesinde. Burada bir yazım yanlış olmuş arkadaşlar. Burada in eki olacak. Bakın tatilin tuzağı belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla buradaki in de nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Geçiyoruz tamlanan, diğer adıyla iyelik, aitlik eklerine. İsim tamlamalarında ikinci sözcüğün, yani tamlananın aldığı eklere denir ki bu ekler ım, ne, ı, i, u, ü. Bazen bunlar hatırlarsanız araya s kaynaştırma harfi alırdı. Miz, niz ve leri ekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneklere bakalım. Okulun bahçesinde çalışmalarını devam ettiriyor cümlesinde. Okulun bahçesi belirtili isim tamlamasıdır. Un nedir burada arkadaşlar? Demin görmüştük. Tamlayan ekidir. Bahçesi dediğimde buradaki i ise tamlanan, diğer adıyla arkadaşlar iyelik ekidir. Diyetin sonunda ideal kilosuna ulaşacağını söyledi cümlesinde. Diyetin sonu yine belirtili isim tamlamasıdır. İn eki burada tamlayan ekidir. Sonu kelimesindeki u eki ise tamlanan eki olarak bilinmektedir. Muhabir sokağın nabzını tutmaya çalışıyor cümlesinde ise sokağın nabzı belirtili isim tamlamasıdır. İn eki nedir arkadaşlar? Birinci sözcük olduğu için tamlayan ekidir. Nabzı kelimesinde ise ı kelimesi yine tamlanan eki olarak kullanılmıştır diyebiliriz. Şimdi bu konuyla ilgili önemli iki tane notumuz var. Onlara geçiyoruz. Birinci uyarımız şu arkadaşlar. Bakın. Yaşlı adam cüzdanı sahibine verdi cümlesinde buradaki ı eki nedir arkadaşlar? Verdi yüklem. Kim? Yaşlı adam özne. Neyi? Cüzdanı. Bu sözcük nedir? Bakın belirtili nesnedir. Belirtili nesne olduğu için de biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Belirtme hal eki diyoruz.
Ayşe'nin cüzdanı markette düşmüş ifadesinde ise bakın aynı sözcük cüzdanı kelimesi buradaki ı ekine bakalım. Ayşe'nin cüzdanı demişim belirtili isim tamlaması var. O yüzden buradaki ı da nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Neden? Çünkü cüzdan isimdir, isim köküdür. I da iyelik eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Belirtili isim tamlaması oluşturmuş. Bu iki unsur arkadaşlar çok karıştırılıyor ve soru olarak da karşımıza çıkacaktır konuyla ilgili. Buna dikkat edin. Bakın belirtme hal eki eklendiği sözcüğü belirtili nesne yapar arkadaşlar. İyelik eki ise tamlama kurar. İkinci önemli uyarımıza geçiyoruz. Evin çatısı alev alev yanıyor cümlesinde. Bakın evin çatısı belirtili isim tamlamasıdır arkadaşlar. Peki buradaki in nedir? Birinci sözcük durumunda olduğu için tamlayan ekidir. Evin gerçekten çok güzelmiş dediğimde ise buradaki evin sözcüğü bakın yine aynı sözcükler aynı eki almış gibi gözüküyor. Fakat ben buraya senin evin dersem buradaki sözcük öbeği belirtili isim tamlaması olur. İn eki de ne durumuna düşüyor arkadaşlar? İyelik eki durumuna düşüyor. Yine bu tarz kullanımlar da fazlaca sorulmaktadır. Lütfen buna da dikkat edin arkadaşlar. İsim çekim eklerinden dördüncüsüne çoğul ekine geçiyoruz. Eklendiği cümlelere genellikle çokluk anlamı katan larlar ekidir. Sadece çokluk anlamı katmaz arkadaşlar. Farklı anlamlar kattığı da görülmektedir. Seyirciler turnuvada stadyumlara sığmadı ifadesinde bakın. Seyirci isimdir. Larlar eki burada çoğul ekidir. Stadyum isimdir. Yine larlar eki nedir arkadaşlar? Çoğul ekidir. Cümlede ne anlamı katmıştır? Çokluk anlamı katmıştır. Birden fazla seyirci, birden fazla stadyum anlamına geliyor. Seninle uğraşamam dünyalar kadar işim var cümlesinde. Dünya isimdir. Lar burada çokluk ekidir. Peki çokluk anlamı mı katmış? Hayır arkadaşlar. Cümleye ne anlamı katmıştır burada? Abartma anlamı katmıştır. Kimsenin dünya kadar işi olamaz. Fatma Hanımları iş yerinden tanıyorum cümlesinde hanım sözcüğü nedir? Ünvan sıfatıdır arkadaşlar. Buradaki larlar eki de yine çokluk ekidir. Fakat cümleye bu sefer çokluk anlamı değil de Fatma Hanımlar diyerek Fatma Hanım'ı yüceltiyor. Bu yüzden de buraya saygı anlamı katmıştır diyebiliriz. Mustafa'lar bu akşam bize yemeğe gelecek cümlesinde Mustafa isimdir. Buradaki larlar ekine dikkat etmek lazım. Bakın arkadaşlar, ler, lar eki, eğer ki gil anlamına gelirse bu nedir arkadaşlar? Bu yapım ekidir. Buna dikkat edin. Burada da Mustafa gil bu akşam bize yemeğe gelecek anlamına gelmiş. Bundan dolayı larlar eki arkadaşlar çekim eki değildir. İsimden isim yapım eki olarak kullanılmıştır. Önemli bir detaydır. Yine buna da dikkat etmiş olun. Bakın arkadaşlar burada bu konuyla ilgili çok önemli bir notumuz var. Eğer bu ek yani larlar eki fiillere gelirse arkadaşlar yine çokluk eki midir? Değildir. Biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? Kişi ya da hatırlarsanız şahıs eki olarak kabul ediliyor bunlar. Örnek verelim. Geldiler kelimesine bakalım. Gelmek nedir? Fiil köküdür. Di nedir? Görülen geçmiş zaman kipekidir. Ler ise arkadaşlar üçüncü çoğul şahıs ekidir. Yani onlar geldi anlamında kullanılmıştır. Bu tarz kullanımlarda yine önemlidir. Dikkat edelim. İsim çekim eklerinden beşincisi eşitlik eki. Eklendiği cümlelere eşitlik anlamının dışında farklı anlamlarda katan c, ca, ç, ça eklerdir arkadaşlar. Yine benzeşmeye uğrayabilir bu eklerde. Örneklerimize bakalım. Beyza nedense erkekçe davranışlar sergiliyordu cümlesinde erkek isim köküdür. Buradaki ç eki nedir arkadaşlar? Eşitlik ekidir. Cümleye ne anlamı katmıştır peki? Erkek gibi ona yakın eşit anlamına gelmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla gibilik ve eşitlik anlamı katmıştır diyebiliriz. Kızın saçlarını güzelce taradı cümlesinde yine güzel isim kökündedir. CCA ekinidir arkadaşlar burada. Eşitlik ekidir. Cümleye ne anlamı katmıştır? Nasıl taramış? Güzelce durum zarfı görevinde sözcük. Güzelce sözcü. O yüzden cümleye de durum anlamı katmıştır diyebiliriz.
Sizce sene sonunda hangi takım şampiyon olacak cümlesinde ise bakın siz kişi zamiridir. C2 burada arkadaşlar yine eşitlik ekidir. Çünkü zamirler de isim soylu sözcüklerdir. Onlar gibi çekimlenebilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne anlamı katmıştır? Size göre sene sonunda hangi takım şampiyon olacak anlamına geldiği için, kişiden kişiye değiştiği için görecelik anlamı katmıştır diyebiliriz. Okulca dünyanın en büyük botanik parkına gittik cümlesinde bakın okul isim köküdür. Buradaki ca arkadaşlar yine eşitlik ekidir. Fakat cümleye ne anlamı katmıştır? Birliktelik anlamı katmıştır diyebiliriz. İsim çekim eklerinden altıncısına geçiyoruz. Vasıta 2. Eklendiği cümleye vasıta, araç, birliktelik gibi anlamlar katar. Vasıta ekleri arkadaşlar la ekleridir. İlk uçakla hemen yanına geliyorum cümlesinde bakın. Uçak isim köküdür. La arkadaşlar burada nedir? Vasıta ekidir. Cümlede ne anlamı katmıştır? Araç, vasıta anlamı katmıştır diyebiliriz. Kardeşim elini bıçakla kesmiş cümlesinde bıçak isim köküdür. Buradaki la vasıta ekidir. Cümleye ne anlamı katmıştır peki? Gereç anlamı katmıştır. Araç gereç anlamı katmıştır. Kuzenleriyle akşam sinemaya gidecek cümlesinde ise kuzen isimdir arkadaşlar. Buradaki la iki yine vasıta ikidir. Cümleye de ne anlamı katmıştır? Kiminle gidecek? Kuzenleriyle birliktelik anlamı katmıştır diyebiliriz. İsim çekim eklerinden yedincisine geçiyoruz arkadaşlar. Ek eylem. İsimlere gelerek genellikle onları yüklem yapan eklere denir. Bu ekler idi, imiş ve isedir arkadaşlar. Aynı zamanda geniş zaman çekimi var. Bunlar şahıs ekleriyle yapılırdı arkadaşlar. Geniş zaman çekimden bir tanesi nedir? Dır ekidir. Örneklerimize bakalım. Pazar günleri tüm iş yerleri kapalıydı cümlesinde. Bakın kapalı isimdir. Buradaki dı nedir arkadaşlar? Ek eylemdir. Ve eklendiği sözcüğü yüklem yapmıştır. Marketten aldığı yoğurt ekşiymiş cümlesinde ekşi isimdir. Buradaki miş ek eylemdir. Yine eklendiği sözcüğü yüklem yapmıştır. Mümkünse bir daha buraya sakın gelme cümlesinde mümkün isimdir. Sesa ek arkadaşlar burada ek fiildir. Çünkü bakın dikkat edin isme gelmiş. Fakat eklendiği sözcüğü arkadaşlar yüklem yapmamıştır. Yukarıda ne demiştik? Genellikle demiştik. İşte bu istisnai durum bu ise için geçerli. Bu genellikle arkadaşlar cümlenin ortasında da kullanılabiliyor. Benim babam dünyanın en centilmen adamıdır ifadesinde yine adamıdır isimdir arkadaşlar. Dır burada ek fiilin geniş zaman çekimidir. Dolayısıyla eklendiği sözcüğü de yüklem yapmıştır. Şimdi burada genel bir uyarımız var. Buna dikkat edin. Bizimkiler henüz eve gelmedi cümlesinde bakın ki eki nedir arkadaşlar burada? İlgi zamiridir. Dolayısıyla ilgi zamiri arkadaşlar çekim eki olarak kabul edilir. Evdeki hesap çarşıya uymaz ifadesinde ise hesap isim hangi hesap? Evdeki hesap bakın buradaki ki ise nedir? Sıfat yapan ki'dir. Bu da arkadaşlar yapım eki olarak kabul edilmektedir. Bu iki uyarıya da lütfen dikkat edin. Karşınıza çıkabilir herhangi bir soru bankasında. İsim çekim eklerinden sonra geçiyoruz fiil çekim eklerine. Bunlardan birincisi nedir arkadaşlar? Kip ekleri. Fiillere zaman, kesinlik ve tasarı anlamları katan eklere denir. Haber kipleri ve dilek tasarlama kip ekleri olmak üzere ikiye ayrılır. Geldim derken bakın buradaki di nedir arkadaşlar? Hatırlarsanız daha önce konu anlatım videolarında bahsetmiştik. Görülen, diğer adıyla da bilinen geçmiş zaman kipidir. Gelmişim derken bu da nedir arkadaşlar? Öğrenilen geçmiş zaman kipeki olarak bilinir. Gelirim derken ir burada yine geniş zaman kipekidir. Geleceğim ifadesinde acak ecek nedir arkadaşlar? Bu da gelecek zaman kipekidir. Geliyorum derken yor ise burada şimdiki zaman kipeki olarak bilinmektedir. Gelmeliyim. Malımeli gereklilik kipiydi hatırlayın. Gelsem sesa şart ekiydi arkadaşlar. Dilek şart kip olarak da geçiyor. Geleyim
AE hatırladığınız gibi bu da istek kipidir. Gel ise arkadaşlar eki yoktur. Bu da nedir? Emir kipiyle çekimlenmiştir diyebiliriz. Fiil çekim eklerinden ikincisine geçiyoruz. Kişi diğer adıyla şahıs ekleri. Fiilde bildirilen işi, kimin yaptığını bildiren eklere denir. Bu ekler arkadaşlar bakın me, ne, ke, nuzlar ve çeşitli versiyonlarıdır. Örneklerimize bakalım. Yazdım derken me eki nedir arkadaşlar? Birinci tekil şahıs ekidir. Kim yazdı? Ben yazdım. Yazdım dediğimde ise bu da ikinci tekil şahıs eki olarak karşımıza çıkmaktadır. Yazdı. Bu da arkadaşlar üçüncü tekil şahıs çekimidir. Fakat üçüncü tekil şahıs çekiminde genellikle ekin olmadığını görüyoruz. Yazdık dediğimizde K nedir arkadaşlar? Bu birinci çoğul şahıs ekidir. Yazdınız dediğimde siz yazdınız. Bakın bu da ikinci çoğul şahıs eki olarak bilinir. Yazdılar dediğimde onlar yazdılar. Dolayısıyla bu da üçüncü çoğul şahıs eki olarak kullanılmıştır. Bu ekler dikkat edin arkadaşlar hep neye geliyor? Fiillere geliyor. Fiil çekim eklerini işliyoruz adı üstünde. Dolayısıyla hani iyelik ekleriyle ya da diğer eklerle lütfen karıştırmayın. Fiil çekim eklerinden üçüncüsü ek eylem. Ek eylemin iki tane görevi vardı. Birincisini gördük. İsimlere gelerek onları genellikle yüklem yapardı. İkinci görevi ise arkadaşlar dikkat edin. Basit çekimli ya da zamanlı fiillere gelerek onları birleşik çekimli ya da zamanlı fiil yapan eklere denir. Bu ekler nedir arkadaşlar? İdi, biz buna ne demiştik hatırlayın? Hikaye demiştik. İmiş, rivayet demiştik. İse ise nedir arkadaşlar? Şart anlamı veren eklerdir. Bakın, nedensizce her gün kahkahalar atarak gülüyordu cümlesinde. Yor şimdiki zaman. Du nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Biz buna ne diyoruz? Şimdiki zamanın hikayesi diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada birleşik çekimli bir fiil vardır. Issız bir adada tek başına yaşıyormuş cümlesinde yine yaşamak fiildir. Yor şimdiki zamandır. Muş da ek fiildir arkadaşlar. Peki biz bunu nasıl adlandırıyoruz? Şimdiki zamanın rivayeti olarak kabul ediyoruz. İşe geç geliyorsam vardır bir sebebi cümlesinde gelmek fiildir. Yor şimdiki zamandır. Sa da burada nedir arkadaşlar? Ek fiildir. Bunu da şimdiki zamanın şartı olarak isimlendiririz. Dolayısıyla gülüyordu, yaşıyormuş ve geliyorsam sözcükleri ek fiil aldığı için birleşik zamanlı, birleşik çekimli fiil haline gelmiştir. Çekim eklerini gördük arkadaşlar. Geçiyoruz yapım eklerine. Eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren eklere denir. Önemli olan neymiş arkadaşlar? Sözcüğün anlamının değişmesiymiş. Kendi içinde biz bunu dörde ayırıyoruz. İsimden isim yapım ekleri, isimden fiil yapım ekleri, fiilden fiil yapım ekleri ve fiilden isim yapım ekleri olmak üzere. Arkadaşlar bu ekler çok fazla. Ezberlemekle olmaz. Sadece mantığını anlamanız lazım. Ben de bununla ilgili arkadaşlar 3-5 tane örnek yaptım. Bunlar üzerinden mantığını anlamaya çalışalım. Balıkçıl kelimesine baktığımızda bakın kelimenin kökü nedir? Balıktır. Daha önce anlattık. Balla balık arasında bir anlam ilgisi yok. O yüzden bu nedir arkadaşlar? İsim köküdür. Balıktan balıkçıl olmuş. Dolayısıyla isimken isim olma özelliğini devam ettirdiği için bu nedir? İsimden isim yapım ekidir. Kiracı kelimesine baktığımızda kelimenin kökü kiradır arkadaşlar. İsim köküdür. Kiradan kiracı olmuş. Buradaki cı da yine nedir? İsimden isim yapım ekidir. Kitaplık kelimesine baktığımızda kelimenin kökü kitaptır. İsim köküdür. Kitaptan kitaplık olmuş. İsim özelliğini devam ettirmiş. O yüzden lık eki nedir? İsimden isim yapım ekidir. Demli dediğimde dem isim köküdür. Demden demli olmuş isim olma özelliğini devam ettirmiş. Dolayısıyla li de isimden isim yapım ekidir. Gizle kelimesine baktığımızda ise kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Gizdir, isim köküdür. Gizden gizlemek olmuş. Bakın isimden fiil yapım eki almış. Çünkü sonuna makmek eki getirebiliyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edin.
Susamak kelimesine baktığımızda ise kelimenin kökü sudur, isim köküdür. Sudan susamak olmuş. Sonuna mak getirebildiğimiz için fiil oluyor. O yüzden bu da isimden fiil yapım ekidir. Gözükmek kelimesine baktığımızda ise kelimenin kökü gözdür. Göz isim köküdür. Gözden gözükmek olmuş. Sonuna mak mek eki getirdiğimiz için bu sözcükte isimken fiil yapım eki almıştır. Yönelmek kelimesine baktığımızda ise yön isim köküdür. Yönden yönelmek olmuş. Bu da yine isimden fiil yapım eki almıştır. Kapatmak kelimesine bakacak olursak, bakın kapamak fiildir arkadaşlar. Fiil köküdür. Kapamaktan kapatmak olmuş. Nedir arkadaşlar bu? Fiilden fiil yapım eki almıştır. Yazılmak kelimesine bakacak olursak, yazmak yine fiil köküdür. Yazmaktan yazılmak olmuş, fiilden fiil yapım eki almış. Görüşmek kelimesinde görmek fiil kökü, görmekten görüşmek olmuş. Bu da fiilden fiil yapım eki almış. Koparmak kelimesinde kopmak fiil kökü, kopmaktan koparmak olmuş. Bu da fiilden fiil yapım eki almış. Çözmekten çözüm olmuş arkadaşlar. Bakın fiil kökü, bu da fiilden İsim yapım eki almış. Sonuna makmek eki getiremiyoruz. Çözünmek olmuyor. Korku kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü korkmaktır. Yani fiil köküdür. Korkmaktan korku olmuş. Sonuna makmek ekini getiremediğimiz için isimleşmiş. O yüzden u eki nedir burada? Fiilden isim yapım ekidir. Bitki kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü bitmekten gelir arkadaşlar. Fiil köküdür. Bitmekten bitki olmuş. Yine bu da fiilden isim yapım eki almıştır. Olgun kelimesine bakalım. Olmak fiil köküdür. Olmaktan olgun olmuş. Sonuna makmek getiremiyoruz. Olgunmak olmuyor. O yüzden gun eki burada nedir? Fiilden isim yapım ekidir. Işık kelimesine bakalım. Işımaktan gelir. Bakın bazı arkadaşlar bilmiyor olabilir. Dikkat edin bu kelimeye. Sınavlarda, denemelerde çok çıkıyor arkadaşlar. Işık kelimesinin kökü ışımaktan gelir. Yani fiil köküdür. Işımaktan ışık olmuş. Fiilden isim yapım eki almıştır. Tıpkı hangisi gibi arkadaşlar? Bakın ılımak sözcüğünde olduğu gibi. Ilımak fiil köküdür. Ilımaktan ılık olmuş. Bu da fiilden isim yapım ekidir. Umut kelimesine bakalım. Kelimenin kökü arkadaşlar ummaktır. Fiil köküdür. Ummaktan umut olmuş. Bu da yine nedir? Fiilden isim yapım eki almıştır. Yaşıyor kelimesine bakalım. Yine sınavlarda çok çıkıyor. Yaşıyor, başlıyor gibi, hatta oynuyor gibi sözcükler çok çıkıyor. Bakın bunlara dikkat edin. Yaşıyor kelimesine baktığımızda yaş isim köküdür arkadaşlar. Yaştan yaşamak olmuş. Ünlü daralması var burada. Bu nedir? İsimden fiil yapım ekidir. Yor ise şimdiki zaman kipekidir. Başlıyor dediğimizde kelimenin kökü baştır arkadaşlar. İsim köküdür. Baştan başlamak olmuş. Yine isimden fiil yapım eki almış. Yor ise şimdiki zaman ekidir. Oynuyor kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü oyundur arkadaşlar. İsim köküdür. Oyundan oynamak olmuş. Bu da isimden fiil yapım eki almış. Yor ise nedir? Şimdiki zaman ekidir. Uzak kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü uzdur. Eski Türkçe'de ırak anlamına gelir. O yüzden isim köküdür arkadaşlar. Hatırlayın az gittik, uz gittik, dere depe düz gittik ifadesinde uz nedir? Uzak anlamındadır. Uzdan uzamak olmuş. Dolayısıyla isimden fiil yapım eki almış. Uzamaktan da uzak olmuş. Tekrardan sözcük fiilden isime dönmüş. Yani fiilden İsim yapım eki almış. Çevre kelimesine bakalım arkadaşlar. Kelimenin kökü çevirmekten gelir. Bu da fiil köküdür. Çevirmekten çevre olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Tıpkı arkadaşlar kavşak kelimesinde olduğu gibi. Kavşak kelimesinin kökü kavuşmaktır. Fiil köküdür. Kavşak ise yolların buluşma noktası anlamına gelir. Kavuşma noktası anlamına gelir. O yüzden buradaki ak eki de nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapım ekidir. Burada da görülmüş olduğu gibi, bu örneklerde de görülmüş olduğu gibi arkadaşlar, bakın bir sözcüğün anlamını değiştiren eklere biz ne diyoruz?
yapım eki de diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden bu konuyla ilgili çok fazla soru çözerek bu konuyu arkadaşlar kavrayabilirsiniz. Bir konumuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.